Görevdeyken seslerini çıkartmamışlar, hiçbir açıklamada bulunmamışlar, evet efendim, tamam efendim demişler, koltuğun sefasını sürmüşler. Metal yorgunluğu adı altında birçoğu kenara itilmiş. Trenden indirilmemiş de trenden itilmiş. Kendileri öyle diyor. Biz trenden itilmedik, trenden indirilmedik, trenden inmedik, trenden itildik vesaire vesaire. Her neyse, itildiler veya indirildiler trenden. Bu mesele değil. Bizim kafamızı kurcalayan mesele, kurtarıcı olmaz bu arkadaşların hiçbirisinden. Ali Babacan kimlerle hareket edecek, yanında kimler olacak bilmiyoruz. Ama Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alacaklar şekillenmeye başladı. Kim bunlar? Sesini hiçbir şekilde çıkarmamışlar. Toplumda muhalefetin dile getirdiği hiçbir konuya evet muhalefet hakkıdır görüşünü yansıtmamışlar. Bugün karşı çıkmış oldukları başkanlık sisteminin gerçekleşeceği referandum öncesinde hiçbir yorumda bulunmamışlar. Çıkıp arkadaş bu sistem yanlıştır, bu sistem doğru değildir, hayır oyu verin diye millete seslenememişler. Hadi iktidara yakın medya kuruluşlarına kendilerine yer bulamamışlar ama Halk TV'ye de mi çıkıp konuşamamışlar Davutoğlu ve beraberindekiler? Görevden azledilmişler, kenara çekilmiş beklemişler. Belki bize de bir görev verirler, yeniden görev alırız da biz de partiye hizmet ederiz şeklinde. Ama öyle olmamış. Partiye kimler gelmiş? Başka partinin genel başkanı olan şahıslar partilerini bırakıp kapatıp gelmişler veya partilerin genel başkanlıklarından ayrılıp AKP içerisine katılıp bakan olmuşlar. Bunların da tabi zoruna gitmiş. Partili olmayan isimler bakan oldu. Partilerini kapatıp geldiler, partimize katıldılar. Bizden daha fazla değer gördüler. Bizi ise bir kenara ittiler. Biz ise siyaset yapamaz olduk. Baktığınız zaman zaten istifa edenlerin büyük bir bölümü eski milletvekili, eski il başkanı, eski bürokrat, ne bileyim eski büyükelçi vesaire vesaire. Hiçbiri güncel görevde olan yok. Davutoğlu güncel olarak görevde olan bir belediye başkanını bir milletvekilinin yanına alamıyorsa kurtarıcı olamaz. Çünkü diğerleri zaten AKP içerisinde kendisine yer bulamamış, kenarda beklemede olan isimler. Bu isimlerde yeni bir parti kuruluyor. Ha biz buraya katılalım, kendimizde yer edinelim algısıyla bir cesaretlendiler. O cesareti de nereden aldılar? 31 Mart'ta AKP İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı kaybedince. Bursa'yı da kıl payı kazandılar zaten. Ha demek ki bir çöküş var. AKP'den muhalefete bir kayma var. Daha da fazla olabilir bu kayma. Çünkü kararsız bir kitle de var ortada. Biz ne yapalım, ne edelim? Muhalefetin oyunlarını artıracağımıza, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek bu oyları durdurmak için bir parti kuralım. Bize küskünler oy verir, AKP tabanındaki kaymayı da biz toplarız, mecliste kilit parti oluruz, MHP'nin yerine biz geçeriz. Kilit parti oluruz, algısıyla karşımıza çıktı, katıldılar. Kurtarıcı niye olamazlar? Çünkü 3 yıl boyunca sustukları için. Yok öyle bir canlı yayına YouTube'da katılıp da sonra basın toplantısında istifayı duyurup da internetten bir manifesto yayınlayıp da kimse kurtarıcı olaylarına girmesin. Geçmişte ne diyorlardı? Bize oy vermezseniz beyaz toroslar gelir diyordu. Kim diyordu? Davutoğlu diyordu. Sen dün oy topladın. 1 Kasım sürecinde 7 Haziran'dan sonra tekrar bir erken seçim olduğu zaman, tekrar bir seçim yapıldığı zaman koalisyon kurulmadıktan sonra sen bu şekilde meydanlarda beyaz torosları ortaya atarak oy istiyordun. Referandum sürecinde sesini çıkartmadın, görevi bıraktın, yumruğa basayı vurup koalisyon kuramadın. Bugün eleştirdiğin her şey 7 Haziran'a gidiyor. 7 Haziran'da sen CHP ile koalisyon kurmuş olsaydın bugün bahsettiğin kutuplaşmadan eser olmayacaktı. CHP ile AKP tabanı birbirine bu kadar düşman olmayacaktı. Ama sen yumruğa masayı vuramamışsın. 2 defa şans eline gelmiş. Şimdi istifa ediyorsun. Yanındaki isimlere bakıyoruz. Hepsi kenara itilmiş isimler. Hepsi görevden azledilmiş isimler. Metal yorgunluğu adı altında görevden el çektirilmiş isimler. Sen bu isimlerle mi kurtarıcı olacaksın? Hiç kusura bakma. Eleştirilerim açık ve net. Dün sessiz kalanlar bugün karşımıza kurtarıcı olarak çıkamaz. Zaten millet de her şeyin farkında. Şimdi birileri diyecek ki ya sen ne diyorsun? Bunlar AKP'yi bölsün, parçalasın vesaire. Ya bu isimlerle AKP'den oy alınamaz ki. Bu isimlerle olmaz. Ali Babacan'ı bekleyeceğiz. Bakalım Ali Babacan da yanında eskiden o bagajı olanlarla mı yürüyecek?
eski isimlerle mi yürüyecek, yoksa karşımıza yeni bir vizyon, yeni bir felsefe ile mi çıkacak? Ben açık ve net söylüyorum, gelecekte 3 tane siyasi lider görüyorum. Siyasette adını sıkça duyacağımız, bundan 10 yıl olur, 15 yıl sonra olur. 3 isim var. Birisi Ekrem İmamoğlu, ikincisi Ali Babacan, üçüncüsü de Selahattin Demirtaş olacaktır. Siyaset sahnesinde biz bu 3 ismin adını 10 yıl, belki 15 yıl sonra, belki daha da erken en sık duyacağımız isimler olacak. Ama kimse kusura bakmasın da bu isimlerin arasında Ahmet Davutoğlu olmayacak. Beni eğer akıllı bir şekilde benim gibi insanları, sizler gibi insanları ikna edebilecek şekilde yanına farklı yüzlerle çıksaydı, eskimiş yüzlerle çıkmasaydı, umut olabilecek isimlerle çıksaydı, yeni bir felsefe, yeni bir vizyon diyerek yanına bu eski isimleri almasaydı, biz de umutlu olabilirdik.